Dün Sayın Başbakan Binali Yıldırım grup konuşması esnasında muhalefet belediyelerine hitaben dedi ki ben yaptım oldu yok. Bu söz artık açıkçası AKP'nin komik bir röntgeni aslında. Önüne mikrofon gelen bir tutturmuş ben yaptım oldu yok. Politikadan, üsluptan eser yok. Adeta mahalle abileri gibi gelene gidene bir dakika birader deniyor. Başbakan kendi belediyeleri patos edilmişken tutmuş bizim belediyelerimize ben yaptım oldu yok diyerek hiza vermeye çalışıyor. Bakın kendi bakanları %40 zam kararı almış. Reisleri onlara da ben yaptım oldu yok dedi ve zammı hedef alan açıklama yaptı. Aslında ortada cam gibi berrak olan bir durum var. O da şu. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Sadece ben yaptım oldu Erdoğan ve isteseler de istemeseler de Erdoğan cümlelerini internette arattığımız zaman sonuçlar karşısında aklı başında kim olsa dumura uğrar arkadaşlar. Birkaç örnek vereceğim. Bakın Sayın Erdoğan dedi ki Taksim kışlası isteseler de istemeseler de tarihine uygun yapılacak dedi. Yapılamadı. Osmanlıca dersiyle ilgili isteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca öğrenecek dedi. Öğrenilmedi. AB'ye hitaben isteseniz de istemeseniz de biz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız dedi. Çıkamadık o seviyeye. İsteseler de istemeseler de Türkiye ekonomide tavan yapacak dedi. Tavan yaptık. İsteseler de istemeseler de 18-25 yaş arası gençlik 16 Nisan'dan sonra adım adım parlamentoya hazırlanıyor dendi. Görünürde hala bir şey yok. Bu arada Cumhurbaşkanı böyle konuşurken bakanların, milletvekillerin söylediklerine bakmaya gücümüz yetmez. Tahmin etmek zor değil. Orada da asmalar, kesmeler devam ediyor. Tek cümleyle kararına uymuyorum, saygıda duymuyorum, devri devam ediyor. Diğer bir söz de ben yaptım oldu yok. Bu sözü araştırdığımız zaman da karşınıza isteseler de istemeseler deden daha fazla sonuç çıkıyor. Çünkü dedim ya fikri neyse zikri de odur diye. Bu da onun göstergesi. Bu söz ilk başta aslında temel argüman olarak otoriterliğe yer yok diyor gibi görülebilir. Fakat gerçekten böyle olduğunu anlatmaya bildiğimiz diller yetmez adeta. Hatta bunu açıklamaya kalksak geçen hafta Bekir Bozdağ'ın Türkiye'de yargı batıdakinden daha adil ya da Türkiye'de elbette adalet var sözleri gibi bizim de alay ettiğimiz bile düşünülebilir. Bu tıpkı Sayın Erdoğan'ın Gökçek için makamlara gelirken iyi giderken mi sorun oluyor demesi fakat bir yandan da seçim sonuçlarına var gücüyle müdahale etmesi hatta kendi seçmenin oylarına aykırı davranarak belediye başkanlarını başbakanları kovması gibi derin bir çelişki. Çünkü bunun ben yaptım oldu yok sözlerinin asıl tercümesi var mı bana yan bakan anlamındadır. Değerli arkadaşlar bunun son örneği de işte bugünkü. Müftülerin nikah kıymasıyla ilgili düzenleme için yine isteseniz de istemeseniz de meclisten geçecek cümlesi geldi. Aslında bu cümle tek başına bile şahane bir oksimoron örneğidir. Çünkü meclis konuşulan istişare edilen yerdir. Konuşulmadan istişare edemeden isteseniz de istemeseniz de bir cümle olmaz böyle bir şey sarf edilemez. Bu akla bile gelemez. Aslında sizler bu sözleri sarf ettiğinizde meclis kapısında meramlarını ifade etmek üzere toplanan kadınlara da gaz sıkılması gayet doğaldır. Çünkü devletin tepesinde astım astık, kestim kestik bir davranış görülürse aşağıda da kadınlarımıza tabii ki gaz sıkılır. Nedir mesele? Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi. Bakın şu anda İstanbul tüm dünya kadınları için en tehlikeli 10 şehir arasında gösteriliyor. Birlikte anıldığı şehirler Jakarta, Kahire, Lagos, Karaçi gibi şehirler. Bu ülkenin bir rektörü yabancı kadınlarla el sıkışmak hakkında bazı cehennem tasvirleri yapabiliyor. Toplu taşımada kadınlara şiddetle müdahale edilen günlerden geçiyoruz. Kıyafetleri, gebelikleri, her şeyleri adeta sorun muamelesi yapılıyor. Bakın Türkiye'de o kadar çok mesele var ki bununla ilgili söylenecek. Çocuk gelin meselesinde 155 ülke arasında 55. sıradayız. Yine birlikte anıldığımız ülkeleri burada dile getirmek istemem. İsteseniz de istemeseniz de biz muasır medeniyetler seviyesinin üstünde çıkacağız demek bedava tabii. Ama listelerde, istatistiklerde maalesef en aşağılardayız. Dolayısıyla en azından kendi sözlerinizi aklınızdan, en azından kadın meselesinizde
İsteseniz de istemeseniz de hiç ama hiç aklınızdan çıkarmayın. Ben yaptım, oldu yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.